Ya var ya, süper bir şey ya. Uşaklar, hepinize benden tam bir maaş ikramiye. Ay yaşasın, çok teşekkür ederiz. Ya İsmail Bey, vallahi ilaç gibi gelir bu bize. Ya uşağım, süper iş başardık ya. He, ayrıca Haluk uşağımı da tebrik edeceğim ya. Aa İsmail Bey, yani Haluk abinin o inadı, ısrarı olmasaydı bizim bu işi almamız çok zordu. Yani bakmayın, rakip firmalar da çok dişliydi ha. Ya haklısın Rüşam. Helal olsun bu Haluk uşağıma ya. Dağ gibi adamların karşısına durdu ya. Sanki Kaçıkar dağları ya. Haluk Bey, bu tuttuğunu koparır. Kanında var onun bu. Evet. Uşaklar, o zaman yarın bu başarımızı kutlayalım. Eğlenelim, yiyelim, içelim. Tamam mı? Evet İsmail Bey, kutlayalım. Vallahi hak ettik hepimiz bunu ya. Yok, yarın olmaz. Neden? Niye olmuyor yarın ya? Çünkü yarın Tolga'nın annesiyle buluşacağız. Doğum günü o kadar güzel geçtik, sevgimizi pekiştirelim dedik. Ay canım benim ya. Ay ben seni yerim ya. Kim hayatım? Ay annen, doğum günü fotoğraflarına bakıyorum da, ay hepimiz o kadar tatlıyız ki, o kadar mutluyuz ki, herkesin gözlerinin içi gülüyor. Değil mi? Annenin güzelliğine bak. Çok güzeliz. Ay sabaha kadar bu fotoğraflara bakmak istiyorum ama işim var, şu dosyaları İsmail Bey'e götüreyim. Geliyorum hemen. Tamam hayatım. Oğluşum, o yılbaşı süsüne söyle, ben yarın onunla asla buluşmam. Çünkü onu sevmiyorum. Aynen böyle söyle ona. Annem seni sevmiyor de. Bitsin bu çile. Bence de bitsin bu çile ya. Gel hayatım, gel bir otur. Gel otur bir dakika, bir şey yok ya. Bir şey konuşacağım seninle. Otur sen. Ne konuşacağım? Ay bir dakika dur. Rezervasyon yapmadım ben. Ya hayatım bırak şimdi rezervasyonu falan. Benim seninle konuşacağım daha önemli bir şey var. Ne oldu Tolga? Yoksa Nebahat teyzeme bir şey mi oldu? Ya. Doğum gününde de çarpıntım var. Bir şeyler diyordu. Bak bana doğru söyle. Ya Nebahat teyzene bir şey olmaz, merak etme. Hepimizi gömer o. Yine ona bir şey olmaz. Doğru konuş. Konuşuyorum. Ne oldu o zaman? Söyle, tamam dinliyorum. Of. Tolga hadi tamam, hadi de gel geveleme geveleme lütfen. Söyle açık açık. Ya İrem, bak bu işin sadedi, benim annem senden hoşlanmıyor. Şaka yapıyorsun sen herhalde. Hayır. Hayatım biz senin annene iki yakın arkadaş gibiyiz. Nereden çıkarıyorsun bunları? Doğum gününü görmedin mi? Güldük, eğlendik. Sen orada değil miydin? Ya hayır İrem. Yani benim annem hiç hoşlanmıyor senden. Yani sıkıldım artık bu konuda ben. Sana yalan söylemekten, oynamaktan ya. Ya ikinizin arasında kaldım vallahi. Hayatım sen kesin yanlış anlamışsındır. Yok öyle bir şey. Benim senin annenle aram gayet iyi. Ya hayatım böyle bir konuda ben niye yanlış anlayayım? Niye yanılayım yani? Ben neyi gördüysem onu söylüyorum sana. Sevmiyor benim annem seni. Bak yani daha açık konuşturma beni artık, tamam? Konuş, daha açık konuş. Tamam bekliyorum. Daha açık konuş. Şımarık buluyor benim annem seni. Öyle sevgini falan olmamızı da istemiyor. Ayrılayım diye de baskı yapıyor bana. Açı bu. Bak ben ne düşünüyorum biliyor musun Tolga? Bence sen annenle görüşmemi istemiyorsun. Bu yüzden de yalanlarını aramızı bozmaya çalışıyorsun. Ya yok artık İrem ya. Ben niye böyle bir şey yapayım ya? Bilmem. Belki de kıskanıyorsun beni. İrem iyice saçmaladın ha. Annemden mi kıskanacağım seni? Evet. Belki de beni daha çok sever diye korkuyorsun. Bilemiyorum. Neyinden korkacağım bunu ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutarız bu evde.